Lavaşın üzerine yayılacak, limonla tatlanacak ama kendini acıyla bulacak. Son yılların en favori yemeği çiğ köfte. Bir Elazığlı, bir Adıyamanlı, bir de Şanlıurfalı. Aynı masada buluştuğunda çiğ köfte tartışması yaşanıyor mu? Kesinlikle yaşanıyor. Siz nasıl savunuyorsunuz sizin oranın tadını? Çünkü etsiz çiğ köfteyi en iyi Adıyamanlılar yapar. Zaten bu Elazığlı veya Urfalılar da bunun bilincindeler. Bunun farkındalar. Çünkü biz etsiz çiğ köfteyi en iyi yapanlardanız. Ve bu aynı zamanda kanıtlandı da. Tarihi 3000 yıl öncesine dayanıyor. Tartışması da bir o kadar eski. Elazığ, Şanlıurfa, Adıyaman paylaşamıyor. Daha doğrusu paylaşamıyordu. Ezelden Urfalı değilmiş. Elazığlı gakkoşlar da boşa sahiplenmiş. Adıyaman etsiz çiğ köfteyi en iyi biz yaparız iddiasında haklı gibi. Çünkü çiğ köfte Adıyaman'a tescillendi. Doğunun incisi, her sofranın değişmezi. Etsiz çiğ köftenin coğrafi işaretinin tescilini Adıyaman aldı. Şanlıurfa duruma itiraz etti ama olmadı, reddedildi. Ne var Adıyaman'ın etsiz çiğ köftesinin içinde? Bir tanesini söyleyeyim. Tabii ki başta ceviz geliyor. Ceviz var. Diğerlerde olmaz mı? Diğerlerinde olmaz. Çiğ köfte hem yurt içine hem de yurt dışına satılıyor. Rakamlara bakılırsa Adıyaman bir hayli önde. Çünkü toplamda 20 bin bayi Adıyamanlı. Etli çiğ köfte Urfalılarındır ama etsiz çiğ köfte şüphesiz ki Adıyamanlarındır. Hak yerini buldu diye düşünüyorum.